Şimdi bu deprem özelinde bakarsanız neden hazır olmadığımızın ispatı pek çok yerde görülebilir. Buna bakmak için elimizde üç tane değerlendirme var. Birincisi İzmir. Madem bir deprem bölgesi ve birinci derece deprem bölgesi ve hem dünyanın depremsellik bakımından ilk 20 şehrin içinde yer alıyor, öncesinde neler yapılmış? Sırasında insanlar ne yapmış? Sonrasında arama kurtarma çalışmaları ve diğer insanların barınma ile ilgili çalışmaları, altyapı çalışmaları, iletişim çalışmaları nasıl olmuş? Ve bu üç maddeden bakarak beraber not verelim size. Öncesi demek şu demek. Öncesinde biraz önce saydığım insanların deprem sırasında ne yapacağını belirlemek için. Onların deprem sırasında güvenli bir şekilde yapacaklarını anlatmak için ilkokuldan başlayarak büyüklere kadar eğitim vermiş misiniz? İkincisi notlamamız için sorum şu. Yine ilkokullardan başlayarak çalışma yerlerine kadar, devlet kurumlarına kadar, sonra özel mülklere kadar bir deprem çantası geleneği yaratmış mısınız? Üçüncüsü, gerekli olan kamu binalarından başlayarak ilk önce göçme tehlikesi olan binalarda güçlendirme yapmış mısınız? Devam edelim. Muhakkak açık olması gereken yollarda herhangi bir afet durumuna göre işaretlemeler yapılmış mı, yollar belirlenmiş mi? Kimin ne yapacağı belli mi? Koordinasyon birimleri belli mi? Bu koordinasyon birimleri arasındaki koordinasyonu kimin sağlayacağı belli mi? Ve nasıl müdahale edeceğiniz belli mi? Şimdi bütün bu ışıkta baktığınız zaman cevabımız şu. Efendim eğitim sıfır, deprem çantası sıfır, insanlar deprem sırasında ne yapacağını öğretmedik sıfır ama yazılı olarak kimin ne yapacağını belirledik. Güzel, buradan bir puan verdik size. Yani kağıt üzerinde demişsiniz ki itfaiye birimi şunu yapacak, AFAD birimi bunu yapacak vesaire, valilik şunu yapacak. Çok güzel. Bunu yapmışsınız kağıt üzerinde. Bunun tatbikatını yaptınız mı? Yapmadınız. Tatbikatını yapmış olsaydınız bile yine olmayacaktı. Çünkü o tatbikatı yeterli özenle ve ciddiyetle ve 6 ayda 3 ayda bir tekrarlanacak şekilde yapmamışsınız. O yüzden bunu içselleştirmemişsiniz. Yani herhangi bir depremde robotik hareket etmeniz gerekirken, düşünmeden hareket etmeniz gerekirken donup kalmanıza yol açacak bir halde ancak o kadarcık eğitilmişsiniz. Her şey kağıt üzerinde kalmış, herhangi bir uygulamaya dökülmemiş. Peki koordinasyonun kimin tarafından sağlanacağı belli mi? Değil. Yani burada askeriye, jandarma, AFAD, valilik, belediye, polis, muhtarlık, medya, neye bakarsanız bakın herkes kendi birer cumhuriyet gibi davranıyor. Burada da gayet belli zaten öyle davrandıkları. Öncesine baktığınız zaman binalar güçlendirilmiş mi? Hayır. Hatta hiç yapılmamış maalesef. Peki bizim deprem sonrasında en fazla güvendiğimiz, kullanacağımız kimler var? Arama kurtarma ekipleri, itfaiye, hastaneler. Arama kurtarma ekiplerinin yakınlarının ya da kendilerinin olduğu binaların durumu belli mi? Belli değil. Hastanelerin durumu belli mi? Belli değil. Okulların Japonya'da ya da Amerika'da ihtiyaç için mal, daha doğrusu depo olarak kullanılması durumu varken ve kullanılırken bizde nedir durum? Güvenemiyoruz ki kullanalım. Okulların durumunu tam olarak bilmiyoruz ki kullanalım. Bakılan okullarımızın pek çoğu depremde göçme ya da ağır hasar tehlikesi altında olduğu için zaten kullanamıyoruz. Peki geçen 22 senede 99'dan sonra ne yaptınız? Fazla bir şey yapamamışız maalesef güçlendirme konusunda. Demek ki öncesindeki notumuz sıfıra yakın. Sırasındaki hale baktığınız zaman bakın. Sırasında yani deprem sırasında iki şeye ihtiyacınız var. 15 saniyelik bir depremde şansınız ne kadar? 15 saniye kadar. İsterse 40 saniye sürsün. 5 dakika süren deprem yok. Allah'tan yok. Allah'tan yok. Yoksa ne olur bilmiyoruz. 15 saniye süren bir depremde 15 saniyeniz var bir yere saklanmak ve kaçmak için. Kaçmayı bir kenara koydum. Çünkü çok çok enderdir kaçabilmeniz. Ancak bir binada az ya da orta ya da çok
hasar görme durumunda başınızı ve çocuklarınızı ve kendinizi koruyabileceğiniz bir durumda olmanız gerekiyor. Bunun için güvendiğiniz sağlam bir koltuğun arkasına ya da çok sağlam bir masanın altına ya da yatağınızdaysanız hemen devrilip yanına durup hemen hayat üçgenini oluşturup başınızı korumanız gerekiyor. Bunun nedeni ve yapılmasını istememizin sebebi bina göçecek de orada bir yerde kalacaksınız için değil. Olursa ne âlâ, mucizedir. Bunu istememizin sebebi daha fazla başınıza bir şey düşüp de farklı şekillerde yaralanmayın diye efendim. Doğal olarak bunu yapabilmeniz için şok geçirmeden bu hale gelebilmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yaparsanız ancak eğitimle yaparsınız. Tekrarlanan eğitimle yaparsınız. Tekrarlanmayan eğitimle hiç yapmadıysanız araba kazasında ne yaşıyorsanız onu yaşarsınız. Yani şok geçirirsiniz, donup kalırsınız. Ve genelde insanlarla konuşulduğu zaman belki siz de görmüşsünüzdür. Bir kız evladımızla konuşuldu. Dedi ki babam başını yataktan düştü çarptı. Ben yuvarlandım, başımı çarptım. Kardeşim olduğu yerden savruldu. Başka birisi o tarafa yuvarlandı vesaire. Neden oluyor bunlar? Çünkü insanımız o sırada ne yapacağını bilmiyor. Tamamen şok geçiriyor. Kendi akışına bırakıyor olayları. Gayet doğal. Burada insanınızı suçlayamazsınız. Çünkü onlara bunu içselleştirecek kadar eğitim vermemişsiniz. Tekrarlatmamışsınız. O insanlar da gayet doğal olarak bunları evlerinde, oturduğu yerlerde tekrarlamamış. Demeyelim ki çocuklar varsa şu anda deprem oluyor. Hadi bakalım ne yaparız sizce? Bunu diyen kaç kişi var? Sıfır. Peki sıfır olmasın da %1 olsun. %99'u yapmamış. Niye? Efendim bizim insanımız böyle. Yok öyle şey. Öyle değil bizim insanımız. Bizim sistemimiz öyle olduğu için bunu yaptırmamış onlara. Onun için sırasındaki işlemlerden dolayı da kocaman bir sıfır. Evde aynı zamanda deprem çantası da yok. Şunu da açıklığa kavuşturalım. Deprem çantası yine binayı dökecek de. Efendim oradan aldığınız bir düdüğü çalacaksınız da sizi bulacak. Hayır. Onun için değil. O yine mucize olur. Deprem çantası, hastanız var, bebeğiniz var, hamile var, engelli var, ilaç bağımlıları var. Doğal olarak pek çok farklı ihtiyacınız var. Hiçbir şey olmasa bile 3 gün size herhangi bir yardım gelemeyecek büyük bir depremde ihtiyacınızı karşılamak için var. Bir deprem çantasının şarjlı radyo, dominolu radyo, efendim ufak tefek yiyecekler, saklanabilecek su, efendim onun dışında sizin ihtiyacınız olan hazır gıdalar olabilir yine. Ve özel ihtiyaçlarınızla beraber oluşturulmasının maliyeti nedir? Biz hesaplamıştık bunu. 7 lira. 7 lira. Şimdi kamu kurumları veya büyük hükümetlerimiz büyük güçlendirmeler yapmak yerine bunun 10.000'de biri bir parayla her anaokuluna vazgeçtim özel evlerden. Her anaokuluna, her ilkokula, her ortaokula, her sınıfa bir tane deprem çantası koyamıyor mu? Var mı bir yerde? Yok. Gidin bakalım sizlerle. Ve bugün göçen, yumuşak kat yüzünden göçen binalarımızın, o zemin katları mahvolan binalarımızın çoğunda zemin katlarda anaokulları var. İstanbul'da dolu. Girin herhangi bir kente, mesela Ümraniye'ye gidin, Küçükçekmece'ye gidin. Lütfen binaların alt katı zemin girişlerine bakın. Pek çok yerde anaokul var ve o anaokulunu yapabilmek için güya deprem raporu alınması gerekiyor. Hiç kimse kusura bakmasın valla. Hepsi ona tam olarak uymayan binalarda ya da binalar depreme uygun olmasa bile uygun diye verilen raporlarla açılan yerler. Sonrasındaki panik, organizasyon bozukluğu, ilgisiz, alakasız insanların kurtarma yerinin üzerine çıkması, aynı bir ameliyathaneye dalan, hiç işi olmayan bir insan gibi müdahale etmesi, çok fazla insanın yığılması, devletin gücünü göstermek için anormal derecede oraya insan yığılması gereksizken ilk başta kamuoyuna çok fazla da yansıdığı için çok fazla insanın orada olması yine tamamen ve tamamen acizliğimizin göstergesidir. Altyapının işlememesi, elektriklerin kesilmesi, telefonların iptal olması, iletişimin bozulması bunlar nerede oluyor? Dikkat edin. Bunlar bu büyüklükteki bir depremde oluyor. 6.9'da. Bu 6.9 direkt İzmir merkezde olsaydı ne olacaktı?
ya da İstanbul'da beklenen 7.2 depremi olsaydı ne olacaktı? Şu olacaktı. Burada gördüğünüz o spesifik şu anda işlemlerin devam ettiği 5 yer yerine 4.500 yerimiz olacaktı. Peki 4.500 yerde aynı anda işlem yapacak ekibimiz var mı? Yok. Ekip olan ekiplerin koordinasyonu yapacak bir yer var mı? Yok. Olan yer AFAD yapacak deniyor ama yapamadığı son derece belli. Doğal olarak yine burada olanın İstanbul ya da İzmir merkezi düşünürsem kat be kat be kat üstünde bir depreme karşı hazırlığımız maalesef hiç yok. Özellikle salgın konusunda da çok fazla gördüğümüz işte vatandaşımız önlem alsın konusu. Bizim insanımızda böyle konusu. Ya vatandaş da ne yapalım o zaman o da yapsın bir şeyler konusu. Bu o kadar kötü, o kadar ön yargılı ya da o kadar kötü niyetli bir yargı ve istek. Neden? Çünkü söylüyoruz ki insanınızı bu konuda eğitmezseniz ondan bunu beklemeyeceksiniz, bekleyemezsiniz. Öyle bir hakkınız yok. İnsanlara kalkıp da dar gelirliye, ayda 2000 lirayı alana almayana, çalışmayana. E canım siz de güvenli evlere seçin o zaman. Siz de işte bak o kadar kitapçık yayınladık, açın okuyun, nasıl korunacağınızı bilin derseniz. Bunlar Müslüman mahallesinde salyangoz satmak olur. Ayıp da, bence son derece de ayıp. İnsanlara tutup onları, bakın bu iş böyle olur. Bakın gidip evlerine dokunarak onlara, anaokullarına, ilkokullara gidip çocuklarla birebir oyunlar oynayarak, eğitim vererek, onların bunu içselleştirmesini sağlayarak bu işleri yapmazsanız, ondan sonra hiçbir şey yapmayıp, sorumluluğu vatandaş yapsın, vatandaş bize zaten böyle, ondan sonrası Allah kerim derseniz eğer, sonra da yatağınızda yatıp uyuyorsanız işinizi doğru yapmış olmazsınız.